Merhaba, bu videoda Antalya ya da Bursa yöresine ait olan A kısmı yukarıda olan şalvar kesim göstereceğim. 90'a 2.25 ölçülerinde viskombi kumaş kullanıyoruz. Eni 90 santim olmalıdır. Kumaşı boyundan bir kere, eninden bir kere katlıyoruz. 4 katın buluştuğu yere nokta koydum. Bu nokta önemli. Bakın tüm katların bir araya geldiği yer burası. Noktadan kısa kenara doğru 23 santim. Noktanın karşı tarafındaki noktaya, kısa kenardaki noktaya işaret alıp oradan da yukarı doğru 60 ya da 57 santim ölçüyoruz ve cetvelle birleştiriyoruz. Bu 60 A daha yukarıda olsun isterseniz 60, daha aşağıda olsun isterseniz 55 santim yapabilirsiniz. Terziler genelde bu ölçüleri kullanıyor. Şimdi A kısımlarının içinde şu kestiğimiz üçgen kısmı kullanacağız. 3'er santim kenardan işaretleyelim ve burayı yine bir düz bir şekilde keselim, çizelim ve keselim. Bu kısım fazlalık bir kısımdır. Kesmezseniz A kısmı çok geniş ve orantısız bir şalvar olacak. Bu şekilde kalıplarımızı hazırladık. Şimdi minyatür bir şalvar dikeceğim. Yine aynı ölçülerde. Bakın katladığım kenardan 23 santim ölçtüm. Kısa kenardan 60 santim ölçtüm ve iki noktayı birleştirdim. Buradan 3'er santim işaret koyuyorum ve bir çizgi daha çiziyorum. Bu çizgide iki çizgi arasında kalan yer fazlalık olacak ve oraya atacağım. Küçük üçgen benim A kalıbım olacak. Büyük tarafta şalvar genel kalıbımız olacak. Ön ve arkayı aynı kalıptan çıkarıyoruz. Belli lastikli bol bir parçadır zaten şalvar. Şimdi bu kestiğimiz ince uzun kenarı atıyoruz. Şalvarın paça kısmını da kesiyoruz. Burası da paça kısmıdır. Burayı da keserek ayırdık. Şimdi kumaşlarımızı açalım ve yüzü yüzünde üst üste serelim. Kalıpta gösterdiğim şekilde iki ayrı parçamız var, birbirine eşit. İlk olarak yan dikişlerini dikerek başlıyoruz. Diktikten sonra overlock ya da sürfile ile temizleyelim. Temiz dikiş olsun. Bu şekilde şalvarı açıyoruz ve A kısmını dikeceğiz. A kısmını dikerken de kestiğimiz üçgen parçanın sivri ucu A kısmına gelecek. Şimdi kumaş üzerinde yerleşimini de göstereceğim. Bu şekilde yüzü yüzüne yerleştirdiğimizde sivri kısım tam A kısmına gelecek. Buradan iki tarafa doğru düz bir şekilde dikeceğiz. Bunu dikerken ben bir nokta koymanızı öneririm. Bu noktadan aşağıya düz dikin. Sonra bu noktadan öbür tarafa düz dikin. Bu şekilde iki parçada düzgün bir dikiş elde etmiş olursunuz. Dikişi diktikten sonra, bakın bir tarafı diktikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde düzgünce iğneliyorum ve noktadan başlayarak diğer tarafı da dikiyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde A dikimi yapıyoruz ve iki dikişi yaptıktan sonra bu A'ları boydan boya overlock dikişle temizliyorum. Temizledikten sonra da bacak iç dikişini boydan boya iğneleyip dikiyoruz. Bu kısmı diktikten sonra da overlock'la temizliyoruz. Paçayı yarım santimden iki kere katlayıp düz dikişle dikiyoruz. Son olarak bel kısmına lastik dikeceğiz.
Lastik dikimi için belirlediğiniz bedende lastiği kesin ve lastiği üst üste getirip zikzak ya da düz dikişle dikin. Diktiğimiz lastiği tam eşit olarak dörde bölelim. Bedeni de dörde bölüp bu dört noktadan birbirine iğneleyeceğiz. Ön ve arka dikişler üst üsteyken yanları da yanda işaretlediğimiz noktalara iğneliyoruz. Bu şekilde lastiği de bedeni de dörde bölmüş, eşit oranda lastiğin büzgüsünü dağıtmış olacağız. Gerdirerek lastiği bedene dikelim. Bu aşamada isterseniz zikzak dikişle, isterseniz de overlockla dikebilirsiniz. Ben overlockla diktim. Bu şekilde diktikten sonra bir kere daha katlıyoruz ve yine dört noktadan iğneleyerek dikeceğimiz noktaların kaymamasını sağlıyoruz. Yine gerdirerek dikeceğiz ve dikerken diktiğimiz bu overlock ya da zikzak dikişin tam üstünden dikerek dikişimizi tamamlayacağız. Kalıbı diken1.com web sitemden ücretsiz indirebilirsiniz. Şalvar dikimi bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Keyifli dikişler dilerim.